Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün hayli özel bir cihazın ön incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Galaxy Z Fold 3 modeli. Biliyorsunuz katlanabilir ekranlar söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerden birisi de Samsung. Hatta bununla ilgili ilk çalışmalar 2014-2015 yılında başlamıştı. İlk Fold modelinin çizimleri o zaman sızdırılmıştı. Fakat Samsung bu teknoloji için biraz erken görüşündeydi. Dolayısıyla ilk modellerin karşımıza çıkması 2019 yılını buldu diyebiliriz. Samsung'un katlanabilir ekranlar konusunda ne kadar başarılı olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar ki zaten OLED ekranlar pazarına baktığımız zaman Samsung pazar liderliğini açık ara önde götürüyor. Dolayısıyla burada katlanabilir ekranlar söz konusu olduğunda Samsung'un rakiplerine oranla bir tık daha tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Fold 3'e. Fold 3'te önceki nesil modellere göre neler değişti? Ben size bunlardan biraz bahsedeceğim. Malum telefonu biz de burada gördük. Hani çok böyle aman aman bir deneyimleme şansımız olmadı. Dolayısıyla ilk deneyimlerimizi sizlere aktaracağız. Daha sonra cihaz elimize gelirse detaylı bir incelemesiyle de karşınızda olacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu size söyleyebilirim. Fold 3 gerçekten katlanabilir ekranlı telefonları tam manasıyla yansıtan bir model. Neden? Katlanabilir ekran dediğimiz zaman normal telefon boyutundan açıldığında daha büyük bir ekranın karşımıza çıkmasını bekliyoruz ki Fold 3 bunu tamamen karşılıyor. Ekran yine iç kısımda, yani içe katlanabilir bir yapıda ki biliyorsunuz dışa katlanan yapıda modeller de var. Bu modeller çok sağlıklı değil. Neden? Çünkü telefonu şöyle koyduğunuzda dahi bu ekranların çizilme, kırılma ihtimalleri bulunuyor. Dolayısıyla her zaman için içe katlanan bir yapının katlanabilir ekranlı modellerde daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz ki Fold 3'te de yine bu tasarım çizgisi devam ediyor. Telefonun dış kısmında gayet kullanışlı, geniş bir ekranımız var. Yani telefonu normal bir şekilde bu ekran üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Yani her seferinde cebinizden çıkardığınızda "Aa, biri aramış beni, açayım bakayım" ya da WhatsApp'tan mesaj yazacağım, telefonumu açayım gibi bir harekete gerek yok arkadaşlar. Yani buradaki ön ekranın da gayet kullanışlı bir şekilde karşımıza çıktığını sizlere söyleyebilirim. Telefonu şöyle açtığımız zaman biliyorsunuz önceki nesil modellerde de ekranın tam bu kıvrım noktasında böyle bir kasisimsi bir şey vardı. Bu modelde de yine var arkadaşlar. Ama burada zaten katlanmadan ötürü ekranda bir pay bırakılması zorunlu. Dolayısıyla hani bu ilerleyen zamanlarda düzelir mi, düzelmez mi bunu kestirmek biraz güç. Çünkü dediğim gibi katlandığı zaman menteşelerin yapısından ötürü de ekran az biraz içe doğru kırılıyor. Dolayısıyla bunu açtığımızda buranın düz olması biraz zor görünüyor arkadaşlar. Tabii ilerleyen zamanlarda teknoloji bize ne getirir? Bunu kestirmek biraz güç. O yüzden bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi telefonumuzun tasarımı genel itibariyle önceki Fold modelleriyle aynı diyebiliriz. Hani böyle aman aman o çok bir şey değiştirmişler diyeceğimiz bir nokta bulunmuyor. Fakat güvenlik konusunda önemli güncellemeler var. Nedir? Artık bu telefon arkadaşlar suya dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz önceki Fold serilerinde suya dayanıklılık olayı yoktu. Dolayısıyla adam hani 20.000 liraya satılan bir telefonu alıp da ya telefona su geldi ya da suya düştü bir şeyler oldu gibi sorunlarla karşılaşmak istemiyordu. Bu modelde ise dediğimiz gibi suya dayanıklılık olayı mevcut. Yani bir S21 kadar ya da bir Note 20 kadar suya dayanıklı diyebiliriz. Şimdi gelelim ön cama. Biliyorsunuz burada katlanabilir ekranlar söz konusu olduğunda kafayı kurcalayan noktalardan bir tanesi de ekran kırılırsa ben ne yapacağım olayıydı. Samsung burada Corning Gorilla Glass Victus ile yola çıkmış. Dolayısıyla şu anda en sağlam koruma teknolojisine sahip diyebiliriz bu telefon için. O yüzden hani telefon ekranı hassas bir şeyde kırılır mı, çatlar mı gibi bir endişeye kapılmanıza da gerek yok. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Telefonumuzun tasarım kısmında öne çıkan detaylar bu şekildeydi. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Bu telefon arkadaşlar sizlerin de az çok böyle bildiği üzere Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 Yonga setiyle geliyor. Bu Yonga seti için şu anda piyasadaki en gelişmiş yongalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. 5 nanometrelik bir üretim teknolojisine dayanıyor. Yani nedir? Transistörler arasında 5 nanometrelik bir mesafe var. Dolayısıyla mesafe düştükçe güç tüketimi de azalıyor. Güç tüketiminin azalmasıyla birlikte ısınma marjı düşüyor. Dolayısıyla telefon çok fazla ısınmıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. RAM tarafına baktığımızda 12 GB'lık bir RAM'in olduğunu görüyoruz ve dahili depolamada da 256 GB'lık bir alanımız mevcut. Burada şunu size dipnot olarak belirteyim. Tek modeline geliyor. Yani 512'lik ya da 128'lik varyantları yok. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Merak edenler için şunu da belirtelim. Bu cihazda arkadaşlar micro SD kart desteği bulunmuyor. Telefonun bataryası ise arkadaşlar 4400 mAh. Yani muhtemelen bir günü rahat bir şekilde çıkartacak bataryaya sahip diyebiliriz. Tabi burada yine de önemli olan nedir? Sizin bu telefonla ne kadar oyun oynadınız, sosyal medyada ne kadar vakit geçirdiniz diyebiliriz. Eğer çok fazla böyle aman aman telefonu faal kullanmıyorum diyorsanız zaten bir günü rahat bir şekilde çıkartıp ertesi güne de pilinizin kalacağını söyleyebiliriz sizlere. Şimdi gelelim bu telefonla gelen yeni bir özelliğe arkadaşlar. O da nedir? S Pen desteği. Zaten uzun süredir Fold modelinde S Pen desteğinin olup olmayacağı tartışılıyordu. Hatta bu konuyla ilgili pek çok dedikoduya da şahitlik ettik biz. Evet, S Pen desteği bu cihazla birlikte gelmiş durumda. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Cihazın herhangi bir köşesinde S Pen yeri bulunmuyor. Malum bazı sızıntılarda Fold 3'te S Pen yuvası olacağı, aynı Note serisinde olduğu gibi kalemin cihazın içinden çıkacağına dair bazı söylentiler mevcuttu. Fakat hayır arkadaşlar. Kesinlikle cihazda kalem bulunmadığını söyleyebilirim. Kalemi ayrıyetten satın alıyorsunuz. Örneğin burada arkadaşlar S Pen Pro var. Bu gerçekten bayağı böyle baktığımız zaman Bluetooth'la çalışan hali gösterişli bir kalem. Üzerinde küçük bir switch var bunun. Bu switch'i Z Fold ve S Pen moduna getirebiliyorsunuz. S Pen moduna getirdiğiniz zaman bu switch'i telefonun ekranında Z Fold için uyumlu olmadığı yazısı çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Z Fold moduna getirdiğiniz zaman bu kalemi telefonunuzda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer ben bu telefonu aynı bir Note modeli gibi kullanmak istiyorum diyorsanız ayrıca satılan bu S Pen Pro modelini de satın alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar S Pen Fold Edition var. Onun fiyatı biraz daha uygun. Bluetooth desteği vesaire bulunmuyor. Dilerseniz onu da satın alabiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim sizlere. Bu kalemlerle birlikte Note modelinde aklınıza gelen her şeyi Fold modelinde de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani yazılımsal olarak Note'un o not alma kısımlarını, kalem desteğini vesaire aldığını söyleyebilirim sizlere rahatlıkla. Şimdi gelelim kamera kısmına. Arka tarafta gördüğünüz gibi üçlü bir ana kamera dizilimi yer alıyor. 12 megapiksellik 3 adet kameramız var. Bu kamera kurulumunun Note ile benzer seviyede olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani böyle çok büyük bir farklılık yok bu açıdan. Zaten Samsung genel itibariyle kamera tarafındaki yeniliklerini S serisinde ortaya çıkardığı için hani burada öyle kamera tarafında biz aman aman bir yeniliğe gidelim kafasında değiller. Neden? Çünkü genel itibariyle S serisi kamerasıyla ön plana çıkıyor. Burada Fold'un ön plana çıkan çok farklı özellikleri var ki bunun başında zaten katlanabilir bir ekrana sahip olması geliyor. Şimdi telefonu açtığımızda arkadaşlar karşımıza burada bir adet daha kamera çıkıyor. Ön kamera diye nitelendirebiliriz. Bu kameranın önemli bir özelliği var. O da ekran altı kamera teknolojisiyle karşımıza çıkıyor olması. Biliyorsunuz genelde bu teknoloji çok fazla kullanılmıyor. En azından şimdiye kadar ülkemize satılan hiçbir modelde bu teknoloji yoktu arkadaşlar. Burada kameranın üzerine pikseller yerleştirilmiş durumda. Eğer oyun oynarken ya da ne bileyim film izlerken vesaire dilerseniz bu kamerayı kapatabiliyorsunuz. Tabii ki normal ekran yoğunluğunda olmasa bile yine de öyle orada delik varmış gibi hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla gayet başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Tabii ilerleyen zamanlarda bu teknoloji daha da geliştikçe muhtemelen ekran yoğunluğu direkt olarak o kameranın üzerine de yansıtılacaktır. Telefonu tekrar katladığımızda arkadaşlar burada bir kamera daha olduğunu görüyoruz. Yani iki tane tekli ön kamera modülünün olduğunu söyleyeyim size. Bir tanesi açınca karşınıza çıkıyor ki bu ekran altı kamera. Diğeri de telefonu katladığımızda karşımıza çıkan 10 megapiksellik ön kamera. Dilerseniz bu görüntülü konuşmaları bu kamerayla, dilerseniz telefonu açtığınızda buradaki içeride yer alan ekran altı kamerayla yapabiliyorsunuz. Tabi buradaki kameranın çözünürlüğü 4 megapiksel. Eğer derseniz ki ya bu kameranın çözünürlüğü benim için biraz düşük kalıyor. Ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Burada güzel bir özellik daha var. Telefonu şöyle tuttuğunuzda buradaki ekrandan, yani dışta kalan ekrandan yararlanarak ne yapabiliyorsunuz? Ana kamerayla görüntülü konuşmalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu özelliğe değmişken şunu da belirteyim sizlere. Dilerseniz ana kamerayı kullanarak şöyle tuttuğunuzda ne yapabiliyorsunuz? Kendi selfie'nizi de çekebiliyorsunuz. Yani yüksek çözünürlükte ne yapmış oluyorsunuz? Selfie'ler çekmiş oluyorsunuz. Burada açıkçası hani Samsung şu kamerayı koymasaymış da olurmuş. Evet, olabilirmiş. Çünkü şuradaki üçlü ana kamera modülünü rahatlıkla ön kamera olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama Samsung mühendisleri burada herhalde kullanıcıların biraz rahatlığını düşünmüşler. Hani öyle açıp çekmek yerine şöyle de fotoğraf çekebilsinler diye. Buraya da ne yapmışlar? Bir adet ön kamera yerleştirmişler. Evet arkadaşlar, bizim genel itibariyle telefon hakkındaki ilk görüşlerimiz bu yönde. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi bu telefon elimize ulaşırsa biz yine bir incelemesiyle karşınızda olmaya çalışacağız. Bu incelemede sizlere telefonun oyun performansından, kamera performansından vesaire daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ne yapacağız? Bu telefonla çıkacağız, çeşitli videolar, fotoğraflar vesaire çekeceğiz. Aynı şekilde oyunlar yükleyip biraz telefonun böyle performansını zorlayalım, zorlamayalım. Geniş ekranda oyunlar nasıl görünüyor? Ekran altı kamerası nasıl çalışıyor? Gözü rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Bu tarz detaylara girmeye çalışacağız. Genel itibariyle Fold 3'ün tasarım açısından başarılı olduğunu söyleyebiliriz ki zaten katlanabilir telefonlarda en mantıklı seçim, daha önce de söylediğim üzere arkadaşlar, içe doğru katlanan yapı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü ekranın dış tarafta olması ve dışa doğru katlanan bir yapıda ne oluyor? Ekran dışta kalıyor, çizilmesi, kırılması vesaire kullanıcıları biraz böyle yorabiliyor. Dolayısıyla burada Fold 3'ün gayet başarılı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Geçtiğimiz yıl Fold 2 20.000 Türk Lirası gibi bir fiyatla satışa çıkmıştı. Dolayısıyla Fold 3'ün burada benzer bir fiyat kalibresinde gelmesini bekleyebilirsiniz ama son sızdırılan yurt dışı fiyatları açıkçası hani biraz beklenenin üzerindeydi. Dolayısıyla günümüzdeki döviz kurlarını vesaire dikkate aldığımızda hani vergileri üzerine katmasak dahi 20.000 liraya yakın bir fiyat ortaya çıkıyor zaten. Burada tabi vergiler vesaire işin içine girdiğinde Samsung'un da çok yapacak bir şey kaldığını sanmıyorum ben açıkçası. Yine de bekleyip göreceğiz. Belki Samsung bize güzel bir sürpriz yapıp yine böyle uygun fiyatlı bir etiketle bu telefonu karşımıza çıkarabilir. Eğer cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.